Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem Çağatay Güneş'ten. Bugün sizinle birlikte 3 farklı saç modeli yapacağız. Ama bunu yapmadan önce hemen bir hazırlık sürecine geçelim. Üç saç modeli de birbirine aslında benziyor fakat size hangisi daha kolay gelirse onu yaparsınız. Böyle yanlardan birazcık alıyoruz, hatta biraz daha fazla alıyoruz. Ve bunu arkaya doğru atıyoruz. Bunun altındaki saçı da topluyoruz. Daha sonra bunu birazcık gevşetip böyle döndürüyoruz. Ve bu saçı buradan dışarı çıkartıyoruz. Sonra bunu sıkıyoruz tekrardan. İlk saç modelimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok pratik ve çok da şık bir saç modeliydi. Şimdi ikinci saç modelimizde. İkinci saç modelimizde dediğim gibi üçü de birbirine çok benziyor. Fakat yapılışları birbirinden birazcık farklı olduğu için hemen başlıyoruz. Yine bu yanlardan saçlarımızı alıyoruz. Hem buradan hem buradan alacağım ama öncelikle şunu bir tokasını takayım. Şimdi bu tarafta sıra. Bunun tokasını takıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı aşağılardan takıyorum. Böyle yaptıktan sonra iki tokayı da taktıktan sonra dönelim ve bu saçı ikiye ayıracağım şimdi. Ve bu saçın içinden bu saçı geçiriyorum. Daha sonrasında ise buradan alttan döndürüyorum ve olabildiğince sıkı bir şekilde bağlayacağım. Bunu bayağı bir sıktım. Bu
ortadaki saçı toplayabilirsiniz ama toplamadığınız zaman saç daha geniş ve daha yoğun gözüküyor. Ya bunlar bir tür uzayamadı gerçekten. Bunlar beni o kadar rahatsız ediyor ki. Düşünün bak, pandemi başladığı zaman kesmiştim. Belki videoları görmüşsünüz böyle kısacık. Yani anca bu kadar uzadı. Şuradan buraya. Bir yıl. Ve hiç kesmedim. Neyse. Siz burayı boş verin. Şurayı hafiften bollaştırıyorum. Ve bu kadar. Gördüğünüz gibi az önceki saçtan çok bir farkı yok. Neredeyse birebir bile gözüküyor. Fakat yapılışı farklı. Hangisi sizin kolayınıza gelirse onu seçersiniz. Fakat ben birincisinde daha kolay yapıyorum. Ve şimdi sıra 3. saç modelimizde. Bu sefer yanlardan 2 tane almayacağız. Direkt döneceğiz. Ve yarısını alacağız. Topluyorum. Topladıktan sonra bu alttaki saçı ikiye bölüyorum. Ve şimdi bunları bunun üstünden toplayacağım. Topladıktan sonra bu birazcık bol olacak. Bu da biraz daha bol. Ki ben bunu bu şekilde tutup döndürüp hatta içinden şu saçı geçirebileyim. Sonrasında da bu saçı tekrar sıkıyoruz. Ve tabii ki bunlar yine fırladı. Şuradan da çıkartıyoruz. Eğer sizin de böyle baş belalarınız varsa bunları tel tokayla şöyle çok da belli etmeden saklayabilirsiniz. Şu alttan bir toka gözüküyor imiş. Bunu kolaylıkla gizleyebiliriz. Şöyle şunu birazcık daha açarız. Ve saklanır. Sizden isteğim, siz de bu videoyla eş zamanlı bir şekilde yapmanız. Zaten o yüzden çok fazla kırpma işlemi yapmıyorum saçı yaparken. Sadece çok uzayan yerleri kırpıp hızlandırıyorum. Sizden isteğim, bu 3 saç modelinde en çok hangisini beğendiniz ve hangisinde daha kolay yapabildiniz? Onu merak ediyorum. Sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara yeşil kalp bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. When I